Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, zor günlerde inşallah bu günlerde birlik ve beraberliğimizle zaten gördüğünüz gibi sınırların kalktığı, bütün dünyada herkesin, her toplumun, her kurumun yardıma koştuğu günlerde inşallah kısa sürede yaralarımızı sararız. Ee, bunu söyleyerek başlamak istiyorum ve Borsa İstanbul'daki Haberlerle ilgili fazla haber sunmuyorum biliyorsunuz bu deprem durumunda. Ee, şimdi Borsa İstanbul'u ilgilendiren önemli bir haber var arkadaşlar. Bunun e, biraz daha profesyonel olarak siyasilere ve toplumsal olarak da herkese ulaşması gereken haberlerden birisi. Borsa Uzmanlar Derneği'nden e, Borsadaki işlemler 6 Şubat'tan itibaren iptal edilmeli adlı bir açıklama geldi sevgili arkadaşlar uzun bir bildiri ve her adımıyla bunun nasıl olabileceğini ve bundan sonra da borsadaki işlemleri nasıl gerçekleşebileceğiyle ilgili bir önerilerini sunmuşlar. Sosyal medyada bunların bildir dağıtılarak yani bu zamana kadar video paylaşma hiç istememiştim size ama bu videoyu paylaşabilirsiniz. İnsanların insanların duyması, görmesi, etiketlemesiyle daha fazla kişilere ulaşabilir bu videolar haberler Çünkü e, ya da yazılarını bulup yazıları da paylaşabilirsiniz aynı şekilde. Bunu da açıklamada unutmazsam linkini vereyim. Yani insanların artık tamamen e, zarar ettiğini, deprem zedelerinin zarar ettiğini, küçük yatırımcının zarar ettiğini siyasi olarak insanlara duyurmamız gerekiyor. Yukarıya duyurmamız gerekiyor ki bu 6 Şubat'tan itibaren yapılan işlemler iptal edilsin. Evet arkadaşlar borsada işlemler 6 Şubat'tan itibaren iptal edilmeli ve 5 gün daha kapatılmalı diyor BUT yani Borsa Uzmanlığı Derneği. 5 gün kapatılmalı demesi de mantıklı geliyor ve bununla ilgili de önerileri var. Çünkü niçin kapatılmalı? Mesela Futbol Federasyonu ne yaptı? Mart'ın 4'üne 5'ine attı herhalde değil mi? Ama ilk önce bir hafta ileri tarih atmışlar. Fakat sonra gördüler ki bir Hamet'i depremin büyüklüğünü anladı, anlayan herkes farklı kararlar almaya başladı. Evet. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yürekleri yakan acısıyla yaşayan mucize hayatlarla sevinç duysa da moral bulsa da her gün enkazdan çıkarılan binlerce canın toprağa veren Türkiye devletiyle, kurumlarıyla, 85 milyonuyla ve uluslararası desteğiyle, aslın felaketiyle toprakla mücadele ediyor Ekonomi de öyle mücadele ediyor. Sermaye piyasaları da öyle mücadele ediyor. Evet. 4 4.17'de gerçekleşen 6 Şubat tarihindeki felaketin sabahı piyasaların açılmasıyla başlayan volatilite ve olağan dışı fiyat ve hareketlerin kesilmemesi diğer kayıtların artması üzerine Borsa İstanbul yönetim biliyorsunuz 8 Şubat'ta aldığı bir kararl kararla 14 Şubat'a kadar kapatmış ve 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini bildirmişti. Evet arkadaşlar buttan gelen açıklama şöyle. Kamuoyuna ve sermaye piyasası paydaşlarına baş... açıklamada güçlü ve sürdürülebilir sermaye piyasaları güçlü bir ekonomik yapı ile ilişkilidir. Teknik olarak zorluklar barındırsa da 6 Şubat depremi yaşadığımız gün itibariyle borsanın kapatılmaması ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu nedenle o günden başlayarak gerçekleşen işlemlerin geriye doğru dönük iptali yerinde olabilecektir. BIST bünyesinde bulunan piyasaların kapalılık süreleri de en az 5-3 gün daha uzatılmalıdır denildi. Ve ayrıca hisseni geri al kampanyası yapmak istiyorlar ve bunun da teşvik edilmesini istiyorlar arkadaşlar. Çünkü neden? hisseni geri al önemli bir kampanya ve bununla ilgili Borsa İstanbul'un ve SPK'nın şirketlerle görüştüğünü biliyoruz. Ve zaten düşmeye başladığı zaman hisselerin şirketler tarafından geri alım kampanyalarının yapıldığı, hatta büyük şirketlerin bile yeni geri alım kampanyaları yaptıklarını, yapmaya başlayacaklarını daha önce kanalımızda haberini yapmıştık. Evet. Teknik olarak zorluklar barındırsa da 6 Şubat depremi yaşadığımız gün itibariyle diyor arkadaşlar net olarak borsanın kapatılmaması ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu nedenle o günden başlayarak gerçekleşen işlemlerin geriye doğru dönük iptal yerinde olabilecektir. Bunun önerilerinde şöyle söylüyorlar. BIST bünyesinde bulunan piyasaların kapalılık süreleri en az 5 iş gün daha uzatılmalıdır. Söz konusu sürede para ihtiyacı olanlar olabilir tabii ki. Likidite ihtiyacı yaşayan kişi ve kurumlar için hisse ve teminat garantisiyle ile takas üzerinden kaynak sağlanmalıdır. Evet takas makni için var. Bunlar için var arkadaşlar. <laughs> Varlık fonu içinde oluşturulacak portföy yönetim yapısı ile piyasa yapıcısı olarak kendi ortaklığı olduğu şirket hisselerinde gir alımlar ve dengelici işlemler yapmasının sağlanması, kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve kredil işlem durumunda olan hesaplarda temel faizi ye deprem sürecinde borsanın açılacağı zamana kadar kaldırırsın ya da çok daha düşük bir oran uygulansın %280 civarında temelüt alan kurumlar olduğu piyasada bilinmektedir. SPK'nın kredilendirme ve faiz uygulamaları üzerinde denetimlerin sıklaştırması da yerinde olacaktır. Kredilendirmeler banka mevduat faizi ortalamasının maksimum %30 üzerine konarak uygulanması daha yerinde olabilecektir. Ve şurası çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde olağanüstü durumlarda biz sermaye piyasası araçlarında düşüşlerde günlük marjlar %5'e indirilmesi. Yani %10'ya arkadaşlar en taban %5'e indirilmesi. Devre kesici %3'lük düşüşlerde devreye girmesi. iki defa devre kesici durumunda olan hisse günlük olarak işleme kapatılması yerinde olabilecektir. Tabi burada yukarı adım kuralı uygulanacağı için de kapatılsa da yüksekten yani o fiyatından alabilme durumu söz konusu olacaktır. SPK, BIST, MKK, Takas gibi kurumlarda en az 20 yıl piyasa tecrübesine sahip lisansları öğretimi uygun. Piyasaca bilinen saygın isimlerin yönetim kurulu veya üst düzey işçilere kuruluna ibadetle alınıp ilan edilmesi. Evet. Emeklilik fonlarında hisse limiti %10'dan daha fazla bir düzeye çıkarılması. Açıya satışlarda piyasa şartları düzeninceye kadar yukarı adım kuralının devam etmesi. Argolitmik makinelerin işlem durumlarının çok sık takip edilmesi virmanlı satış, ödünç işlemleri geçici olarak durdurmasının sağlanması, borsanın açılışından önce yetkili kurum yöneticilerinin kamuoyuna bilgi verip yatırımcıyı sakinleştirecek bir basın toplantısı da yapması yerinde olabilecektir. Deprem bölgesinde bulunan yatırımcıların tamamını vefat etmişlerse varislerine zarar gören hesapları yatırımcı tazmin merkezine karşılanmasının sağlanması, evet bu çok önemli. 94-97 yıllarında borsa başkanlığı yapan Tuncay Artun döneminde Borsada geri alım yapılarak piyasanın düşüşü önem, önlenmiş. Daha sonra bu hisseler satılarak ortaya çıkan kazançlar eğitime katkı olarak kullanmıştı. Yukarıda sıralanan tüm önemler büyük önem arz etmektedir. Bu bahsinden söz ettiğimiz durumlar borsada kriz dönemlerinde uygulanması gereken durumlar olarak düşünülmekte olup bazıları hariç geçici olmalı ve piyasanın serbest iş, işleyişine normal zamanlarda zarar verilmemelidir. Borsa Uzmanlığı Derneği BUT olarak SPK'nın 1981 yılında kurulduğu günden itibaren kurumsal hafızaya sahip bir paydaş, paydaş olarak mesleki sorumluluğumuza giren her platformda yer almaktayız. Finansal piyasaların en önemli bacaklarından birisi olan sermaye piyasalarında uzmanların, çalışanların ve yatırımcıların sivil toplum kurumu olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi sürdürmekteyiz. Gerek içinden Geçtiğimiz felaket gerekse finansal piyasanın hassasiyeti göz önüne alındığında tüm paydaşları öncelikle depremin yaralarını sarmaya ve itidal olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla demiştir arkadaşlar. Evet önemli bir açıklamadır. Lütfen e, bu yazıyı da bulabilirsiniz. Makro aldım ben bunu. E, makro Kedi'deki yazıyı da alıp da paylaşabilirsiniz de. Ayrıca bu videoyu da paylaşarak eee daha fazla kişiye bu yazın ulaşması gerekiyor ya da videonun ulaşması gerekiyor. Çünkü şu anda arkadaşlar küçük yatırımcının ve deprem bölgesindeki depremzedelerin borsanın bu 6-7 Şubat'ta açık olmasından dolayı zarar ettiğini birilerine duyurmamız ve bunu şiddetli bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize saygılar, selamlar, bol sağlıklı günler. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz.